Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 29 Temmuz 4 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bu hafta Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde Mars'ın, Güneş'in yanı sıra Venüs de hafta başından itibaren Aslan Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. Aslan size dost bir burç. Aynen sizin gibi ateş elementinde çünkü. Ve gezegeniniz Jüpiter'le de yeni ay güzel bir temasta olacak. Dolayısıyla enerjinizin, iyimserliğinizin yükseldiği bir sürece giriyoruz. Evet, yeni ay öncesinde ay Yengeç Burcu'nda olacak. Hafta başında artık kapanan fazla. Ve bu yeni ay ile beraber yeni aydan önce Merkür'ün de Yengeç Burcu'nda retro sürecinin sonuna geldiğini görüyoruz. Merkür de yavaşlıyor Yengeç Burcu'nda. Ve bu etkiler haftanın ilk 3 günü sizin hayatınızda biraz daha hani para konuları olabilir, bütçenizle ilgili konular, hesaplar olabilir. Geçtiğimiz aydan devreden yine finansla ilgili bazı mevzular olabilir. Bunlara sizi odaklayabilir. Toparlamalar yapabilirsiniz, hesaplar yapabilirsiniz, bazı ayarlamalar yapabilirsiniz ya da eksikleri tamamlama gibi konularda gündemde olabilir. 1 Ağustos'ta sabah 6:12'de Aslan Burcu'nun 8 derecesinde yeni ay doğuyor. Sizin 9. evinizde doğan keyifli bir yeni ay bu. Ve bu yeni ay Venüs'ün, Mars'ın, Güneş'in, Ay'ın birleşimiyle beraber ateş enerjisinin güçlü olduğu bir yeni ay. Dolayısıyla size de çok coşku verecek. Özgüveninizi arttıracak, iyimserliğinizi arttıracak. Ve seyahat etmek istiyorsunuz. Özellikle yurt dışı konular, uluslararası konular bu yeni ayda hayatınıza dahil olabilir. Tatil, geziler, seyahatler. Bunlar tabii ki iş için de olabilir veya eğitim için de olabilir. Çünkü 9. ev konuları, akademik konular, eğitim konuları, yüksek öğrenimle ilgili konuları da şekillendirebilir. Veya işinizle ilgili uluslararası işler, uluslararası ticari konular, medya işleri, basın, yayıncılıkla işler, ilgili işler. Tüm bunlarda bu yeni ay bir hayatınıza yenilik getiriyor. Ama her şeyden önce siz hayata daha coşkulu, daha iyimser, daha özgüvenli bakacaksınız. Fiziksel anlamda çok enerjik bir döneme giriyorsunuz. Bu yeni ayda Uranüs Boğa Burcu'nda, Güneş, Ay ve Venüs'te zıt bir açıda olacak ve Boğa Burcu sizin 6. evinizde. Tabii ki Uranüs söz konusu olunca biraz sürprizler de olabileceğini gösteriyor bu yeni ay bize. Sürprizler olunca da çok da fazla riske girmemek gerekiyor. Ve siz çok kolay riske girebilen bir pozisyonda olacaksınız. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Jüpiter zaten her şeyi biraz daha abartmanızı sağlıyor şu süreçte. Her anlamda yani maddi manevi, fiziksel hareketlerinizde de olabilir bu. İş konularında da olabilir, para harcama dürtülerinizde de olabilir. Biraz abartabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu abartılar dolayısıyla riskler getirebilir. Buna dikkat edelim. Ne olabilir? Kazalar da olabilir. Bazı iş konularında, para konularında, finansal konularda zarara girme potansiyelleri olabilir gibi. Tabii bu bir ihtimal dahilinde tabii ki. Yani bir olasılık. Ama büyük oranda zaten Jüpiter'in iyicil etkisi sizinle beraber olduğu için daha şanslısınız. Yani en şanslı burçlardan birisiniz siz aslında bu yeni ay sırasında. Ama tabii kişisel haritalarınızda sabit burçlardaki yerleşimler öne çıkıyorsa bu riskleri biraz arttıracaktır. Sevgili yaylar, özellikle yükselen burcu yay olanların bu dönemde iş konularında, seyahatlerde ve fiziksel hareketlerinde daha güvenli, daha dikkatli hareket etmesinde, dengeyi bozmamasında fayda var. Biliyorsunuz her şeyin özü denge. Her zaman dengeyi korumaya çalışalım. Çok fazla abartmadan, aşırılıklara kaçmadan bu dengeyi koruyabilirsek bu yeni ayın size çok güzel etkiler, çok güzel fırsatlar getirmesini, keyifli bir sürece girebileceğinizi söyleyebiliriz. Sevgili yaylar, Aslan Burcu'ndaki yeni ayın genel etkilerini anlattığım videoyu Astrofani Demet Bağtacı YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.